Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, 14-20 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, yeni haftaya yeni ayla başlıyoruz. 15 Mayıs'ta öğleden sonra 14.48'de Boğa Burcu'nun 24 derecesine yeni ay doğacak. Boğa yeni ayı sizin 9. evinizde doğacak ve önünüzdeki bir aylık süreç içerisinde 9. ev konularınızla ilgili yeni adımlar atabilirsiniz, başlangıçlar yapabilirsiniz. Boğa yeni ayı ile ilgili ayrıntılı bilgi için hazırladığımız videoyu linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Altına da yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Evet, Boğa yeni ayı özellikle yurt dışı bağlantılı konular, akademik ve eğitimle ilgili işler, hukuksal konular, basın, medya, yayıncılık ve benzeri iletişimle ilgili her türlü konuyu kapsıyor. Uzak seyahatler yine bu yeni ayın kapsamında olabilir ve önümüzdeki dönemde bunlarla ilgili bazı kararlar verip adımlar atabilirsiniz. Yeni ayın hemen ardından yine 15 Mayıs'ta akşam saatlerinde Uranüs Boğa Burcu'na geçecek. Bu biraz daha uzun süreli bir transit, 7 yıllık bir transit. Etkileri hem kişisel hem toplumsal alanda önemli olacaktır. Lütfen Uranüs'ün Boğa Burcu'nda nasıl hareket edeceği, ne gibi sonuçlar doğuracağını hakkında hazırladığımız videoyu da linki tıklayarak izlemeyi unutmayın. Evet, bu geçişin ardından 16 Mayıs'ta bu haftanın yine önemli bir gezegen hareketi Mars Kova Burcu'na geçiş yapacak. Oğlak Burcu'ndan ayrılacak. Mars Kova Burcu'nda bu yıl uzun süre kalacak. Kasım 16 Kasım'a kadar kalacak. Bunun nedeni yaz aylarında bir Mars retrosu yaşayacağız. 27 Haziran ile 27 Ağustos arasında Kova Burcu'nda ve Oğlak Burcu'nun son derecelerinde Mars retrosu meydana gelecek. Bu hareket de tabii ki kuşkusuz önemli ve yılın ikinci yarısını etkileyecek en önemli hareketlerden biri olabilir. Sizin 6. ev alanınızda bir Mars hareketi var. Bu özellikle günlük yaşamınız, iş ve mesleki konular, çalışma ortamınız, genel sağlığınızla ilgili konulara vurgu yapıyor. Mars'ın Kova Burcu'ndaki seyir ve retro hareketiyle de ilgili hazırladığımız videoyu lütfen linki tıklayarak izleyin. Altına yorumlarınızı ve sorularınızı bırakabilirsiniz. Bu geçişin ardından bu hafta 15-16 Mayıs Mars Kova'ya geçecek, Uranüs Boğa'ya geçecek ve her ikisi de sabit burçlarda dik açı yapacaklar. O nedenle biraz böyle sürprizli, biraz stresin, tansiyonun yükselebileceği bir haftadayız. Genel itibariyle toplumsal anlamda da biraz daha riskler artabilir. Kazalar özellikle gündemde olabilir. Her türlü agresyon, stres, tartışma, çatışma yine artabilir. Tehlikeli olabilecek, kışkırtıcı bir açıdır Mars-Uranüs dik açısı. Siz de bu açıyı özellikle iş hayatınız, uluslararası iş yaptığınız konular, eğitim, seyahat planları, bu alanlarda biraz hissedebilirsiniz. Daha temkinli olmakta fayda var. Hafta sonunda ise ayın 19'unda Venüs Yengeç Burcu'na geçecek. 14 Haziran'a kadar Venüs Yengeç Burcu'nda size dost bir burçta güzel etkiler verecek. 9. evinizdeki Venüs Yengeç Burcu'nda sevgili Başaklar 11. evinizde hareket ediyor ve 11. evdeki bir Venüs sosyal anlamda sizi destekler. Daha fazla kişiyle görüşebilirsiniz. Arkadaşlarla hoş toplantılar olabilir. Böyle özel organizasyonlar, nişan, düğün törenleri, partiler, bunlara daha fazla davet edilebilirsiniz. Evet, 14 Haziran'a kadar yaklaşık bir 25 günlük süreç bu anlamda size keyifli enerjiler verecek. Bunu değerlendirebilirsiniz sevgili Başaklar. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Mutlu haftalar dilerim. Hoşça kalın.